Bize px polinomunun çarpanlarından birinin x artı 6 olduğunu söylemişler ve buna göre px'i doğrusal çarpanlarının çarpımı olarak yazmamızı istemişler. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Hadi birlikte yapalım. Bize çarpanlardan birini verdiklerinde px'i x artı 6'ya bölerek sonucun ne olacağını ve kalanın olup olmayacağını bulabiliriz. Bu bölme işleminden sonra da yine ikinci dereceli bir ifade elde edeceğimiz için bir de bunu çarpanlarına ayırmamız gerekecek. Hadi bakalım. x küp artı 9x kare eksi 108'i. Ee, ancak bu noktada eksi 108'i böyle yazmamamız gerektiğini söylemek isterim. İsterseniz yazabilirsiniz ama eğer dikkat ederseniz polinomun birinci dereceden yani x'li terimi yok. Bu üçüncü dereceden terimlerin sütunu. Bu da ikinci dereceden terimlerin sütunuysa birinci dereceden terimlerin de buraya yani sabitlerden önce gelmesi gerekecek. Evet hata yapmamak adına buraya 0x yazılabilir ve eksi 108'i de bundan sonra ekleyebiliriz. Bir polinomun derecelerinden birini atlamak istemiyorsanız bu tarz soruları her zaman bu şekilde yapmanızı öneririm. Evet, eksi 108. Bundan sonra işe derecesi en büyük olan terimlerle başlamamız gerekecek. Yani x üzeri 3'te x kaç defa vardır diye başlayacağız. x kare defa öyle değil mi? x kare çarpı 6 6x kare x kare çarpı x de x küp eder. Bundan bunu çıkarmamız lazım. Bu işlemleri daha önce defalarca yaptığımız için bu kez biraz hızlı gidiyorum. Bunlar birbirini götürecek ve geriye 9x kare eksi 6x kareden 3x kare kalacak. 0x'i aşağı indiriyorum. Şimdi 3x karede x kaç defa var? 3x defa. Bakın, x'li terimi bu şekilde yazmamış olsaydım bunu nereye yazacağım biraz sorun olabilir. 3x çarpı 6, 18x eder, 3x çarpı x ise 3x kare. Bundan bunu çıkaralım. 3x kareler birbirini götürecek ve geriye bir bakalım 0x eksi 18x'ten evet eksi 18x kalacak. Şimdi de eksi 108'i e aşağıya indiriyorum ve eksi 18 xte x kaç defa vardır diye bakacağım. Eksi 18 defa değil mi? Eksi 18 çarpı 6 evet eksi 108 eder. Eksi 18 çarpı x de eksi 18 x. Kahverengiyle yazdıklarımı morla yazdıklarımdan çıkardığımda hepsi birbirini götürecek ve 0 kalacak. Bu durumda p x artı 6 çarpı x kare artı 3 x eksi 18 olarak yazabilirim. Peki işimiz bitti mi? Hayır bu doğrusal bir çarpan değil. Bunu toplamları 3 çarpımlarda eksi 18 eden 2 sayı olarak yazmam gerekiyor işaretleri farklı olacak. Bir bakalım 6 ve eksi 3 öyle değil mi? Bu yaptığımı neden böyle yaptığımı anlamadıysanız polinomların çarpanlarına ayrılması ile ilgili videoları yeniden izlemenizi öneririm. Peki bunu 6x eksi 3x olarak yazabilirim. 6 çarpı eksi 3 de eksi 18 eder. Hemen yazıyorum x artı 6 çarpı x artı 6 çarpı x eksi 3. İşte bu kadar.